Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AliExpress'ten adım adım nasıl alışveriş yapılır onu göstereceğim. Bu videoyu çekmedeki amacım ilk olarak yerli internet alışveriş sitelerinin oldukça yüksek fiyatlarla ürün satmaları. İkinci olarak gitti gidiyor gibi açık arttırma sitelerinde satılan ürünlerin bu siteden alınıp yeniden listelenip kullanıcılara üzerine kar koyulup satılmalarıdır. Siz direkt buradan satın alıp alışverişlerinizde kar edebilirsiniz. İlk olarak siteyi biraz tanıtayım. İlk olarak siteyi biraz size tanıtayım. Sitenin giriş adresi aliexpress.com'dur. Bu site Çin tabanlı bir sitedir ve satıcının tamamı Çinlidir. Yani güvenmediğiniz ama her gün aldığınız Çinli ürünleri birçoğu hatta tamamı burada satılmaktadır. Mevcut internet sitelerindeki gibi kategoriler, çok satanlar, haftanın en çok satanları, işte şu anda çok satanlar, pırlantalar, ilginç ürünler, indirimli ürünler, kampanyalar hepsi bulunmaktadır. Ben bu siteden yaklaşık 70-80 tane başarılı alışveriş yaptım. Şu ana kadar da hiçbir alışverişimden zarar görmedim. Çünkü AliExpress sitesinde çok iyi bir iade sistemi bulunmakta. Siteden alışveriş yapabilmek için ilk olarak kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt işlemini şu kısımdaki Join'den, ben daha önce kayıt olduğum için adım çıkıyor şurada. Ama direkt Join Free, yeni müşteri Join Free'den girebiliyoruz. Bu kısım açıldığı zaman direkt buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Buradan yeni bir hesap yarat kısmını görüyorsunuz. Ya da yeni bir zaten üyeyim. Buradan giriş yapabiliyorsunuz. Facebook'ta direkt giriş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde birçok üyelik bilgisini atlayabilirsiniz. Ya da site özel giriş yapabilirsiniz. E-mail adres kısmına e-postanızı yazıyorsunuz. Eğer e-postam yok diyorsanız şu anda burada kapatın videoyu. Çünkü buradan e-postanız olmadan alışveriş yapmaya çalışmak biraz garip kaçar. İsim ve soy isim kısmı var. Burada önemli olan isim ve soy isminizde Türkçe karakter varsa, örneğin adınız Özkan. Özkan yazmıyoruz. Özkan yazıyoruz. Yazalım. Soyadınız örneğin Çelebi. Buna Çelebi yazmıyoruz. Çelebi yazıyoruz. Şifre kısmına geleyim. Şifre kısmında sadece İngilizce karakterler ve numaralar kullanabilirsiniz. Şifre kısmından sonra şifreyi yeniden tekrar etmenizi istiyorlar bu kısımda. Ondan sonra en fena yer olan güvenlik kodu. Güvenlik kodu burada gördüğünüz kod. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Kısmı tıklayarak okuyabildiğiniz zaman girebilirsiniz. Daha sonra Create Your Account kısmından hesabınızı aktif edebilirsiniz. Şimdi benim bir hesabım var. Bu hesap üzerinden devam edeceğim. Hesabımızı oluşturduktan sonra sitemiz bu şekilde gözüküyor. AliExpress sitesi. Merhaba diyor. İsminiz yazıyor. Buradaki sizinle ilgili bütün ayarlar, siparişleriniz, mesaj kısmı, listeleriniz, kuponlarınız, noktalarınız ve Alipay dedikleri ne olduğunu bilmediğim bir kısım var. Şimdi buradan alışveriş yapmayı göstereceğim. Aramalarınızı genellikle İngilizce olarak yapın. Çünkü bu site daha çok İngilizceye yönelik. Şu kısımda bir dili seçin kısmı var ama ben genellikle kullanmıyorum. Zaten bu otomatik olarak Türkçe olarak Ship to kısmı, yani nereye göndereceği Türkiye'ye sizin IP'nizden belirlenmiş oluyor. Örneğin ne alalım? iPhone 6 kılıfı alalım. iPhone, pardon, 6 kes zaten çıkıyor, kendi kendine de otomatik yazması da var. Bu kısım açıldığı zaman en önemli noktalardan biri şu free shipping kısmı. Yani free shipping, bedava gönderim. Burada alacağınız 1 dolarlık, 2 dolarlık ürünler size kargosuz olarak geliyor.
İnanmayacaksınız ama burada alacağınız herhangi Türkiye'de alacağınız bir üründe 6 lira 6-7 lira kargo parası veriyorsunuz. Ama burada öyle bir durum yok. Bunu tıkladığınız zaman bütün ücretsiz kargolar, seçenekli ürünler sergileniyor. Örneğin 6 dolar civarında bir ultra ince iPhone 6 Spigen kılıf. Tıklıyoruz ürüne. Ürün fiyatı yazıyor. Ürünle ilgili renk seçenekleri, gördüğünüz gibi çok fazla renk seçenekleri var. Şu kısım hemen alma, şu kısımda sepete atma. Add to cart, sepete at. Buy now. Şu anda al, hemen al. Yani bu kısımdan sonra direkt alım sayfasına gidiyorsunuz. Add to cart sepetinizi atıyor. Ürünü görebiliyorsunuz. Size buradaki ürünle ilgili birkaç özellik söyleyeyim. Özellikleri şu kısımdan görebiliyorsunuz. Mesela marka ismi SGP. Hangi sorular? Apple iPhone. Tip kılıf. Materyal case. Kirliliğe duyarlıymış. Şu retail paket ambalajlı olarak mı satılıyor? Yani kılıfın ambalajı var mı yok mu? Örneğin işte kılıf sadece tek kılıf olarak gelecek bunda çünkü no diyor. Renkleri, tipleri, işte tipi, özellikleri, durumu. Şunlar renkten ilginiz olsun. Şimdi burada bu ürünü aldığımız zaman bakıyorum şimdi şu kısımdan nasıl geleceğini seçebiliyorsunuz. China Posta gelirse bu devlet postası 15-27 gün içinde kesin elinizde. Singapur Posta gelirse bu da genellikle bedava oluyor ama bu kişide gözükmüyor bedava olduğu. 2-11'e gelecek. DHL'le gelirse 183 dolar veren bir arkadaş 4-7 gün içinde eline ulaşabilir. Buradaki alışverişteki mantık şu. Ürünü ucuz alıyorsunuz ama ortalama 25 gün içinde geliyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben ürünü verdim, yarın gelecek diye bir durum kesinlikle yok. İyi bir bekleme süresi var arkadaşlar. Biz tabii ki bedavayı seçiyoruz, ucuz olsun diye. Sonra bunu satın alma sayfasına giriyoruz. Satın alma sayfasına gelince adresimiz gözüküyor. Adresi değiştirebiliriz. Ürünün özelliklerini gösteriyor. Ne kadar olduğunu gösteriyor. Size maliyetin gösteriyor. 5,99 sizin ödeyeceğiniz son tutar. Bilginiz olsun. Ve burada alıcı koruması var. Bu ürün görüntüsü güzel gelmedi. Rengi tutmadı. Örneğin ürün elinize ulaşmadı. Ya da kırık geldi. İstediğiniz özellikleri de değil. Bu ürünü onaylamıyorsunuz ve paranızın tamamını size geri gönderiyorlar. Ayrıca gönderilen ürün de sizde kalıyor. Ha, bunu çakallık olarak kullanmayın. Çünkü bunu ilk alışverişleri yaptığınız zaman biraz keyfi olarak bakıyor. Bunu birçok işte 10. alışverişten sonra filan direkt onaylıyorlar. Bilginiz olsun. Benim yaklaşık 50-60 tane siparişim olduğu için benim gönderdiğim şeyler bayağı güvenilir oluyor. Bu şekilde kontrolden sonra genellikle istemediğim bir şey gelmişse hem ürün bende kalıyor hem de param iade oluyor. Daha sonra Place Order kısmından siparişi onaylıyoruz. Bu kısımda ödeme seçenekleri gösteriliyor. En çok kullanabileceğiniz Mastercard ve Visa. Buradan kredi kartınızda alışverişten başka bir yol yok bizim ülkemiz için. Diğer seçenekler daha çok diğer ülkeler için. Mastercard ve Visa'yı seçtikten sonra Pay My Order'da diyorsunuz. Bu kısma gene adınız, soyadınız, kart numaranız, kart numaranızı giriyorsunuz. Kartınızın son kullanma bilgileri ve kartınızın arkasındaki güvenlik kodunu girdikten sonra
alışverişinizi yapıyorsunuz. Örneğin biz bu şimdi bu ürüne benim ihtiyacım yok. O yüzden almayacağım. Size göstermek için yaptım. Hani en yeni ürünler burada oluyor. iPhone 6 gibi. Onu göstermek için yaptığım işlemleri. Şimdi gene ana sayfaya dönüyorum. Ana sayfaya döndükten sonra siparişleriniz My Orders kısmında, şu isminizin olduğu kısımdan My Orders'a tıklıyoruz. O kısımdan geliyor. Şimdi benim burada daha önce yaptığım alışverişler var. Onları da görüyorsunuz. Yani yüzlerce ürün aldım ben buradan. Aldım, hatta sattım güzel paralara. Bilginiz olsun. Siz de bu işe geçebilirsiniz hani merakınız varsa. Tamam. En son yaptığımız alışverişi tamamlamadığımız için Pay Now kısmı, yani ödeme yap kısmı var. Ama şurada gördüğünüz Confirm, yani gelen ürünü onayla kısmı var. Bu ürünler daha gelmedi. O yüzden onaylamıyorum. Şimdi bu ürünlere diyorsunuz ki biz ne kadar süre olacak ki, işte biz bu ürünler gelecek edecek bir sürü konu. Biz bu ürünlerin yola çıktığını nereden bileyim diyebilirsiniz. Şurada bir GoPro taklidi aldım. Şimdi onun tracking numarası denen bir numarası var. Bunu da PTT'den kontrol edebiliyorsunuz nerede olduğunu. Şu numara. Buradan kopyalıyorum. Burada siparişimizle ilgili ayrıca bilgilerimiz var. Onları da tanıtayım. Sipariş numaranız. Kaç gün içinde gelmesi lazım? Yani bu siparişi iptal etmeye kaç gün kaldı? Eğer bu kadar süre içinde gelmezse siparişi iptal edip paranızı geri alabiliyorsunuz. Şu dispute kısmı, yani ürünle ilgili bir sorun mu karşılaştı? Geldi ürününüz, işte kırık oldu, bozuk oldu, bir şey oldu, paranızı talep ediyorsunuz geri. Open dispute açarak bunu, parayı iade alabiliyorsunuz. Bu kısımdan da onaylayabiliyorsunuz her şey normal gittiyse. Şimdi buradaki numarayı kopyalıyorum ve PTT sitesine geçiyorum. PTT kısmında gönderi takibine tıklıyoruz. Oradan bu ürünler yurt dışından geleceği için yurt dışı gönderi takibi kısmına tıklıyorum. Oradaki kodu buraya yapıştırıyorum. Alttaki güvenlik kodunu yazıyorum. 9C GGF. Sorgula dediğimiz zaman ürünün nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi buradaki işlemler yurt dışında yapılanlar. Buradakiler de Türkiye'de. Şimdi ilk olarak Singapur'dan gönderi yurt dışına sevk edilmiş. Daha sonra gemiye verilmiş. Yine burada. Ondan sonra şu tarihte de, yani ayın 13'ünde verdiğim sipariş 23'ünde Türkiye'ye ulaşmış. Gördüğünüz gibi Türkiye yazıyor. Sonra yurt içinde ne olmuş bu ürün? Şu anda Uluslararası Posta Merkezi'nde ürün 24'ünde gelmiş. 27'sinde de dağıtıcıya verilerek çıkarmış. Yani bu ürün yakında teslim olacak. Yeniden sistemimize dönüyorum. Arkadaşlar, site oldukça güvenli. Yani buradaki alışverişlerinizdeki amaç, ürünü 15, 20, 25 gün bekleyebilirsiniz ama pahalı bir fiyattan almayacaksınız. Piyasadaki ürünlerin tamamı neredeyse Çin'den geliyor. Ve buradaki sitede bütün her şey var. Yani şurada baktığınız zaman yok yok içinde. Bu yüzden aradığınız herhangi bir şey, ilginç şeyleri, Türkiye'de bulamayacağınız şeyleri burada bulabiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Bundan faydalanmanızı sizin de isterim. Arkadaşlarım da soruyor nasıl yaptığını, daha doğrusu yapıldığını. Buradan öğrenebilirsiniz. Umarım size bir kar sağlayabilmişimdir. Sorularınız olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Mutlaka cevaplayacağım. Kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.